Günaydın çocuklar. Bugün sizlerle Soru Bankası Hayat Bilgisi kitabından test 7 ile başlayacağız. Evet, okulumuzda hayat farklı testimizi yapıyoruz. Şimdi ekranımızı büyütelim. Ve Soru Bankası sayfa 211'den devam ediyoruz. Evet. Birinci soruyla başlayalım. Kalemimizin rengini de değiştirelim. Aşağıdaki davranışların hangisinde dinleme kurallarına uyan kişiler bulunmaktadır diyor. Evet, şıkları inceleyelim. A şıkkında karşılıklı konuşuyorlar sanki. B şıkkında arkadaşı sanırım çok yüksek sesle konuşuyor, kulaklarını kapatıyor. C şıkkında da sanki azalıyor ve korkma ifadesi var. Bunlardan hangisi dinleme kurallarına uygun olarak bulunmaktadır diye sorduğunda A şıkkı karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, ikinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Okulda arkadaşımız bizimle konuşurken sözünü kesmeliyiz. Kesinlikle yanlış. Arkadaşımızın fikrine değer vermeliyiz. Arkadaşlarımızla kavga etmemek için onlarla konuşmamalıyız. Yanlış. İkinci soru tabii ki B şıkkı olacak. Evet, 3'e girelim. Sevda'nın Türkçesindeki, şöyle biraz büyütelim isterseniz. Sevda'nın Türkçesini kutulardaki sözcük gruplarından hangileriyle doğru olarak tamamlar diye bir ifade var. Evet. İletişimde özen göstermezsek arkadaşlarımızla sorunlar yaşayabiliriz demiş. Arkadaşlarımız bize küsebilir. Yanlış anlamalara neden olabiliriz. Hangisi doğru olarak tamamlanır? İletişimde özen göstermezsek yanlış anlamalara neden olabiliriz. Arkadaşlarımızla sorunlar yaşayabiliriz. O da oluyor. Arkadaşlarımız bize küsebilir. Evet, hepsi oluyor çocuklar. Yani biz diğerleri iletişimde özen göstermezsek karşımızdaki kişiye arkadaşlarımızla sorunlar yaşayabiliriz. Doğru. Arkadaşlarımız bize küsebilir. Doğru. Yanlış anlamaları neden olabiliriz. O da doğru. Demek ki bunların hepsine özen göstereceğimiz şey A şıkkı olacak. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. Sınıftan çıkmak istiyorsunuz. Kapıda bir arkadaşınız duruyor. Arkadaşınız da yolu kapatmaması gerektiğini nazikçe nasıl söylersiniz diyor. Çekil önünden. Tabii ki nazik değil. Yolumu kapama. Hayır. Geçebilir miyim olacak. Kuzucuklar. Evet. Yine sayfayı büyütelim. Ve beşinci soruyla geliyoruz. Güzel bir soru. Yukarıdakilerden hangileri doğru davranış değildir? Yalan söylemek doğru bir davranış mıdır? Değildir. Lakap takmak değildir. Arkadaşlarımızın ismi var. Onlara başka bir isimle ifade etmek yanlış olur. Kötü söz söylemek kesinlikle doğru bir davranış değildir. Alay etmek, bu da doğru bir davranış değildir. Cinsiyet ayrımı yapmak, yani ben bir kızım, ben kızlarla oynarım, erkeklerle oynamam demek. Veya bir erkekseniz, bir erkekseniz sadece kendi cinsiyetinizle oynamak yanlış bir davranış kesinlikle. Yardım etmek, bu doğru bir davranış. Bakın bizden yanlış olan değil. Doğru davranış değildir diye sormuş. Yani yanlış davranışları istiyor. 1, 2, 3, 4, 5 olan C şıkkı olacak. Evet, altıncı soruyla devam edelim. Özellikle iletişim kuramayı yanlış anlaşırsak ne demeliyiz? Yanlış anlaşıldınız. Bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ve yanlış anlaşıldınız. Ne dersin? Rica ederim. Özür dilerim, bir şey değil. Tabii ki özür dilerim olacak. Yedinci soru.
özelliklerden değildir. Biz arkadaşlarımızın dürüst olmasını isteriz, güvenilir olmasını isteriz ama illa mavi gözlü olacak diye bir şey istemeyiz çocuklar. Sekizinci soru. Hangi renk kalplerle belirtilen davranışları gösteren kişilerle herkes arkadaşlık korumak ister? Bakalım. Herkes de iyi geçinir, kimseyi incitmez. Olabilir. Her zaman kibar ve saygılıdır, kesinlikle olabilir. Bazen kırıcı davranır, olmaması gerekiyor. Yani kırmızı ve yeşil kalbin olduğu aşıktır. Dokuzuncu soru. Can, İpek ve Efe iyi üç arkadaştır. Buna göre bu üç arkadaş arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? İyi arkadaşlıklar arasında kıskançlık yoktur. Olmaması gerekiyor. Özel günlerde beraber zaman geçirirler, eşyalarını paylaşırlar ama kıskançlık olmaz çocuklar. Evet, 8. testle beraber devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı yapacağımız doğru bir davranış değildir? Evet, hayat bilgisi. Okulumuzda hayat 8. soruya, pardon 8. test ve 1. soruya da devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı yapacağımız doğru bir davranış değildir? Arkadaşlarımızın eşyalarına zarar vermemeliyiz. Doğru. Gerektiğinde arkadaşlarımızın ödevlerine yerine yardım etmeliyiz. Kesinlikle yanlış. Oyun oynarken arkadaşlarımıza bağırıp kızabilir. Pardon, yardım etmemeliyiz diye okumuşum. Yardım etmeliyiz olacak orası. Gerektiğinde arkadaşlarımızın ödevlerine yardım etmeliyiz. Evet. Biz fısıltı grupları oluşturuyorduk ya, ondan bahsediyor. Oyun oynarken arkadaşlarımıza bağırıp kızabiliriz. Olmaması gereken doğru bir davranış olmayan şıktır. İkinci soru. Arkadaşlarımızla aşağıdakilerden hangisini yaparız? Büyüklerimiz yanımızda olmadan alışverişe gitmek. Hayır. Ders çalışmak. Doğru. Kavga etmek. Yanlış. Doğrusu ders çalışmak olacak. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Arkadaşlarımın nokta 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 olmasını isterim. Arkadaşlarımın dürüst olmasını isterim. Olacak. Üçüncü sorunun cevabı. Evet, geliyoruz dörde. Bir öğretmen var ve öğretmen demiş ki, öğretmenin cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaz? Arkadaşlar arasında sevgi, saygı önemlidir. Arkadaşlar arasında yardımsever olmak önemlidir. Arkadaşlar arasında kıskançlık olmaması gereken bir durum zaten. Dördüncü soru C. Şıkkı. Beşe geçiyoruz. Okula başlayan Tuncay'ın düşündüklerinden kaç tanesi ihtiyaçtır? Okula başlarken neye ihtiyaç duyarız? Deftere ihtiyaç duyarız. Kaleme ihtiyaç duyarız. Buna ihtiyaç duyarız. Şu top herhalde, onu top olarak kabul edelim. Okula başlarken topa ihtiyaç duymamamız gerekiyor. Yani o bir istek, oyun oynama isteğimizden kaynaklanıyor. Bir, iki, üç tane olarak işaretliyoruz. Sonraki sayfa. Cümlesindeki noktalı yer aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Annemiz ve babamız istediğimiz bir şeyi almadıklarında nokta nokta olmalıyız. Tabii ki anlayışlı olmalısın. Israrcı olmamalısın çünkü yanlarında paraları olmayabilir. Öfkeli olmamalısın çünkü senin istediğin şey bir istek olabilir, ihtiyaç olmayabilir. Bu yüzden onlara karşı anlayışlı olmalıyız. Güzel bir soru daha. Senin cebindeki parayı hangilerine harcarsa ihtiyaçlarını gidermiş olur. İhtiyaç. Yemek yemek bizim ihtiyacımızdır. Yol parası, evet, kesinlikle. Demek ki otobüste veya menüste gidiyor Selin okula veya işte herhangi bir yere.
Yol parasını ayırmak ihtiyaçtır ama sinema bir istektir. Çikolata da bir istektir. O yüzden yemek ve yol parasına harcaması gerekiyor. Yani 7. soru aşıklı. Her hafta harçlarının 5 TL'sini biriktiren Ali 2 ay sonra aşağıdakilerden hangisini alabilir? Evet, bakın hayat bilgisi sorusu içerisinde bir matematik sorusu gördüğünüz gibi. Her hafta harçlığının 5 TL'sini biriktiren Ali 2 ay sonra aşağıdakilerden hangisini alabilir? Şimdi burada bilmemiz gereken 2 tane nokta var. Bir ayda kaç tane hafta vardı? 4. 2 ayda kaç hafta olacak? O zaman ne yapalım? 4 ile 2'yi çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 8 haftamız var. 8 hafta diye yazılmış öyle. Bir haftada 5 TL'yi biriktiriyorsa 8 haftada kaç TL'yi biriktirecek? 8 kere 5, 40. Yani top olacak parayı biriktirmiş olduk gördüğünüz gibi. Evet. 8'in soru gerçekten güzel bir soru. Disiplinler arası bir soru. Güzel. Evet, 9. soru. Yukarıdaki tümceyi seçenekteki sözcük doğru olarak tamamlanmaz diyor. Hangi seçeneği diyor soruyor. Etik davranışlar nokta 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 davranışlardır. Etik davranışlar güzel davranışlar. Etik ne demek? Ahlakı demek. Yani insanlar tarafından kabul edilen, onların hayatlarına, özgürlüklerine müdahale etmeden, onları kırıp incitmeden, saygı, sevgi çerçevesinde yaptığımız davranışların çoğunu biz etik davranışlar diyoruz. Evet, etik davranışlar güzel davranışlardır. İyi davranışlardır ama istenmeyen davranışlar değildir çocuklar. 10. soru. Hangisi kişisel bakımımıza büyüklerimizden yardım almadan yapabiliriz? Tırnaklarımızı kesmek, saçımızı düzeltmek, banyo yapmak. Şimdi aslında sizler bunların hepsini yapabilirsiniz. Fakat tırnaklarınızı keserken sağ elini kullananlar sağ elini kesmede zorluk yaşayabilirler. Veya sol elini kullananlar da sol elini kesmede zorluk yaşayabilirler. O yüzden tırnaklarımızı keserken mutlaka büyüklerimizin yardımı olmalı. Saçımızı düzeltmek kendi yapacağımız bir iş. Banyo yaparken de. Şimdi 8 yaşında bir çocuk kendi başına çok rahat şekilde banyo yapabilir. Fakat sırtımızı keselemek veya gözlerimizi, saçımızı ovalarken daha iyi bir şekilde yıkayabilmek adına ve banyodayken köpüğe basıp kaymamak adına banyo yaparken yanımızda bir ebeveynimizin yani baba veya annemizin ya da bize bakmakla yükümlü olan kişi kimse onun yanında olması lazım. Ama saçımızı taramak, düzeltmek genelde büyüklerimiz olmadan da yapabileceğimiz bir etkinliktir. Evet, 11. soru. Hangi arkadaşımızın ders çalışma yöntemi doğrudur diyor. İşlerimi planlarım ve ona göre çalışırım. Kesinlikle doğru. Zaman buldukça çalışırım. Ne zaman istersen o zaman çalışırım. Evet, aydın. Doğru bir noktaya parmak basmış. Aydın nasıl çalışacağını öğrenmiş. Aferin ona. Evet, evimizde hayat ünitesini geçiyoruz. Bunu sonra tekrardan anlatacağız. 9. testteyiz. Evet, 9. testte diyor ki gördüğünüz gibi bir tane babaanne var, bir tane dede var, baba var, anne var ve komşumuz Ahmet amca var. Bilge çevresindeki bazı yakınlarını yukarıdaki gibi tanıtıyor. Hangisi Bilge'nin akrabası değildir? Babaannesi Bilge'nin akrabasıdır. Dedesi de öyle. Baba ve annesi zaten akrabasıdır ama komşusu Ahmet amca Bilge'nin akrabası değildir. Çok güzel bir soru daha.
cümlelerde ve yerine aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Babamızın annesine ne deriz? Babaanne deriz. Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Babamızın abisine veya erkek kardeşine de amca deriz. Doğru cevap 5. Evet, üçüncü soru. Aile fotoğrafı üzerindeki kişileri şekildeki gibi tanıtıyormuş. Pardon, annenin aile fotoğrafı üzerindeki kişileri şekildeki gibi tanıtıyormuş. Teyzem, babam, annem, eniştem. Buna göre resimde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. Annesinin kız kardeşi. Sizin annenizin kız kardeşine biz ne deriz? Teyze deriz. Teyze var mı? İşte var. Babasının erkek kardeşi. Babasının erkek kardeşini biz, yani sizler babanızın erkek kardeşine ne dersiniz? Amca. Amca var mı? Yok. Gördüğünüz gibi anne, baba, Ali, enişte ve teyzem var. Teyzenin eşine ne deriz? Enişte deriz. Teyzemizin eşine, halamızın eşine, yengemizin eşlerine enişte diyebiliriz. Evet, hangisi yok çocuklar? Babamızın, yani Ali'nin babasının erkek kardeşi, yani amcası yok. Karışık verilen kelimeler arasında hangisi yoktur diyor dördüncü soruda. Teyze, bakın. Annemizin kız kardeşi. Annemizin kız kardeşi neydi? Teyze. Babamızın kız kardeşine ne diyoruz? Hala. Annemizin erkek kardeşine, yani sizler annenizin erkek kardeşine ne diyorsunuz? Dayı. Bakalım. Teyze var, hala var gördüğünüz gibi. Ama dayı yok. Sonraki sayfa. Aşağıdakilerin hangisinden aile büyüklerimizin çocukluğuyla ilgili bilgileri öğrenemeyiz? Aile büyüklerimizin çocukluğuyla ilgili bölümleri aile varsa fotoğrafları aile albümünden öğrenirsiniz. Aile büyüklerinden de öğrenirsiniz. Dedenizi oturtursunuz, dede bana çocukluğunu anlat dersiniz anlatır. Ama ansiklopediden aile büyüklerimizin özel yaşantılarıyla ilgili, çocukluğuyla ilgili bilgileri öğrenemeyiz. Ansiklopediler daha kalın ve genel kültür dediğimiz bilgileri içerir. Annesi ve babasının çocukluğunu araştıran Mesut en doğru bilgilere nasıl ulaşabilir? Anne ve babasının çocukluğunu araştırırsa mahalledeki büyüklere sorarak ne öğrenecekler? Dedemin nineleriyle, yani büyük baba, büyük anne, anneanne, babaanne, nine dediği şey bu. Veya nineleriyle konuşarak olacak. Yedinci soru. Fikri babasına hangi özelliğiyle benziyor? Benim o tatlı babam maç ya da haberleri izlerken bambaşka birisi oluyor. Kızıyor, bağırıyor, bazen oyun oynarken de ben de öyle davranıyormuşum. Fiziksel özellikleriyle, davranışlarıyla, ses tonuyla hangisiyle olacak? Tabii ki davranışlarıyla olacak. Evet. Doğum gününüze, 8. soru, davet edeceğiniz arkadaşlarınız evinize en kolay nasıl bulur? Adresimizi ve kroki çizerek verirsek, adresimizi tarif ederek verirsek, adresimizi yazarak verirsek olacak.
Dokuzuncu soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışı yanlıştır? Okuldan gelince odamda oyun oynar, kitap okurum. Okuldan çıkınca akşama kadar sokakta oyun oynarım. Okul dönüşü çantamı yerleştirir, ev işlerine yardım ederim. Tabii ki B seçeneği. Akşama kadar sokakta oynayamak demekmiş. İnsan gelir, elini yüzünü yıkar, kıyafetlerini çıkartır, yemeğini yer, biraz dinlenir, biraz oyun oynar veya ödevleri yapar. Günlük planlansın nasılsa ona göre yaşaması gerekiyor. Evet, yukarıdaki cümlede boşluklara hangilerini yazmalıyız? Birbirini seven ve sayan aile bireyleri ...... içinde olurlar. Birbirini seven sayan aile bireyleri yardımlaşma ve dayanışma içinde olurlar. Kesinlikle oluyor. Sorumluluk ve mutluluk içinde olurlar. Olmadı. Mutluluk ve tutumluluk, o da olmadı. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaları gerekiyor. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki testlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.